Yere düşürdüğün ekmeğin yağlı yüzünün halıya gelme olasılığı halının yeniliğiyle doğru orantılıdır. Yani hayatında ters gidebilecek her şey ters gidecektir. Bunu ben söylemiyorum. Murphy böyle diyor, Murphy kanunlarında. Acaba biz bu kanunları yanlış mı anladık? Murphy kanunları deyince aklımıza hep olumsuz durumlar geliyor, değil mi? Mesela benim aklıma ve tabii başıma sık sık gelen bir durum. Arabayı yıkatırım, daha yepyeni yıkanmıştır ve yağmur yağar. Sonra yola çıkarım, trafik sıkışır, şerit değiştiririm, bıraktığım şerit akmaya başlarken yeni geçtiğim şerit tıkanır. Böyle durumlarda hemen ne deriz? İşte yine Murphy iş başında. Find the gear, dumbass. Grind it. Shut it. She didn't do nothing. Blew the tires off. Murphy's law. Shut up. Peki kim bu Murphy? Gerçekte böyle biri var mı? Evet var ve adı Edward Murphy. İsmini Eddie şeklinde kısaltarak kullanan komedyen Edward Murphy değil ama. Bizimkisi okumuş bir çocuk, mühendis. Peki biz bu mühendisle nerede karşılaşıyoruz? 1949 yılında. O yıllarda insan vücudunun bedeninin ivmeye ne kadar dayanabileceğine dair bir takım testler yapılıyormuş. Nasıl mı? Çok kolay. Bir gönüllüyü sesten hızlı gidebilen milyarlarca dolar değerindeki bir roketin içine oturtuyorsun. Sonra da üzerine milyonlarca dolarlık ölçüm aletleri yerleştiriyorsun ve fırlatıyorsun. Bu kadar. So right when we're ready to jump back into it, it goes radio silence. Murphy's law. Murphy's a douche. İşte bizim hikayemizdeki o roketin içine yerleştirilen cesur gönüllü kim? Murphy sanıyorsunuz değil mi? Değil. Çünkü Murphy ölçüm aletleriyle uğraşıyor. Gönüllümüz bir doktor. Doktor Step. Adamcağız bu işe gönüllü olmuş, üzerine o bütün ölçüm aletlerini de bağlatmış ama birileri o ölçüm aletlerindeki kabloları ters bağladığı için işler de ters gitmiş. E tabii ters gidince de bunun hesabını Murphy'ye sormuşlar. Çünkü o ölçüm aletlerinin takılmasından, doğru bir şekilde ölçümlerin yapılmasından sorumlu kişi Murphy'ymiş. Murphy ne oldu, problem ne demişler. O da aman ya her şey olacağına varır diyeceği yerde bir Amerikalı olduğu için bunun çok daha havalı bir versiyonu olan o meşhur sözünü söylemiş. Ters gidebilecek her şey ters gidecektir. What can go wrong? Bunun uzun versiyonu da şu. Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir. Peki o öyle deyince bu hemen kanun mu olmuş? Tabii ki hayır. Onun bu sözüne Murphy'nin kanunu adını veren kişi kim biliyor musunuz? Doktor Stepp. Adam resmen hem denek hem de cesur bir filozof. Peki bu hikayeden çıkartacağımız ders ne? Biz de bu doktor gibi, Doktor Step gibi bir takım riskler alabiliriz hayatımızda. Pahalı denemelere girişebiliriz. İşte böyle durumlarda bardağın boş taraflarını da görebilme, onun da farkında olma becerisini geliştirebilmemiz gerekiyor. Girişimlerimizin sonucu başarısız olabilir, hatalar yapabiliriz. Bütün bunları işten kaçmak, girişimden soğumak için bir bahane olarak kullanmak yerine bir motivasyon kaynağına dönüştürebiliriz. Size az önce bahsettiğim deneyde, denek olan Doktor Step, Murphy kanunları derken olası bütün kötü sonuçların da farkında olduklarını belirtmek istiyordu. Çünkü başarısızlık gibi bir sonuçtan kaçınmanın yoludur aslında Murphy'nin her zaman iş başında olacağını bilmek. Yani Murphy'nin kanunları aslında bir çeşit hataları önleme stratejisi. Her ne kadar hayatımıza son 60-70 yılda girmiş olmasına ve popüler kültürümüzün bir parçası olmasına rağmen aslında bu kavram çok uzun zamandan beri vardı. Mesela size en başta verdiğim örnek, hani ekmeğe böyle yağ, bal filan sürüyorsunuz, sonra elinizden düşüyor. Hangi taraf halının üzerine düşecek? İşte bu örnek aslında ta 1841 yılında Ohio'da basılmış bir gazeteden yapılmış bir alıntı. Daha da gerilere gidebiliriz aslında. Marcus Aurelius gibi bir takım stoacı felsefeciler bu stratejiye bir isim bile takmışlar. Premeditatio malorum. Yani kötülüğü tasarlamak, kötüye hazır olmak gibi bir anlamı var. Kendinizi en kötü sonuca göre hazırlarsanız ya onunla karşılaşırsınız ya da daha iyi bir sürprizle. Anlayacağınız negatif düşüncelerin de sürpriz bir değeri olabilir hayatımızda. Car at least. Murphy's law tells me somebody's gonna pull a plate.
Çok ilginç bir bilgi. Bugünlerde kurulan bu teknolojik şirketler var ya, hani adına startup dediğimiz, işte ta onlardan dünyanın en büyük şirketlerine kadar pek çok büyük organizasyonda bu stratejinin çok bilinçli bir şekilde uygulandığını görebilirsiniz. Kendi ürün ya da hizmetlerini geliştirirken bu tekniklerden faydalanıyorlar. Yani olası bütün negatif senaryoları göz önünde bulunduruyorlar. Buna pre-mortem deniyor. Yani neler kötü gidebilir? Eğer Murphy iş başında olursa nasıl bir takım durumlar ortaya çıkabilir? Bu tür soruları işin en sonunda değil de en başında, yani pre aşamasında sormak çok daha mantıklı değil mi? Çünkü böyle durumlara psikolojik olarak hazırlıklı olursak eğer, beklentilerimizi de yönetebilmeye başlarız. Yanlış anlaşılmasın, kötümser olalım demiyorum. Ama iyimserliğimizin ölçüsünü iyi ayarlayalım istiyorum. You ever have one of those days when every law is Murphy's law? Everything's going wrong and everybody wants to kill you for something. Yanlış yapmamın nedeni nedir diye sorar bir başka stoacı felsefeci olan Epiktetos ve cevabı da hemen verir. Bilgisizlik der. Yanlış yapmamın nedeni. Dolayısıyla Murphy dediğimiz şey aslında olası kötü durumlarda yanlış yapmamamız için bizi bilgilendirmeye çalışan bir çeşit sembol. Binlerce yıldır bardaklarımız yarı dolu ya da yarı boş durumda. Onun dolu tarafına bakmak size yaşama sevinci verebilir. O yüzden bakmak da gerekir. Ama boş tarafının da olduğunu bilmek kaydıyla. Bu yaklaşım Murphy'yi epeyce bir ünlü yaptı. Bakın bugün hala hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Ama daha da önemlisi, o testlerde denek olarak kullanılan Dr. Stepp'in hayatta kalmasını sağladı. Ve onu bir süreliğine de olsa dünyanın en hızlı adamı haline getirdi. Peki o süre geçtikten sonra Dr. Stepp'in ne yapmaya başladığını merak ediyor musunuz? Buna benzeyen testlerde denek olarak insan yerine kullanılmak üzere kuklalar tasarlamaya başladı. Ne de olsa bardağın boş bir tarafının olduğunun farkında olursanız, onu dolduracak olan tedbirleri de almaya başlarsınız.